Heyecanlılar diyarı Şanlıurfa. Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalar yaptı. Şanlıurfa'da temel atma töreninde o açıklamaları canlı olarak ekranlarınıza getirdik. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yapması bekleniyor bölgede. Bugün 897 afet konutunun temeli atılacak. 659 konut ve 61 dükkan anahtar teslimi yapılacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye geldi. Birazdan bölgeye gelen vatandaşlara, açılış törenine katılmak amacıyla bölgeye gelen vatandaşlara seslenecek. Bugün 897 afet konutunun temeli atılıyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 659 konut ve 61 dükkanın anahtar teslimi de yapılacak ilerleyen dakikalarda. Sevgili Şanlıurfalılar, başımızın tacı, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, değerli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hatır bilen, hal bilen, gönül bilen, vefa bilen, kıymet bilen Urfa'nın tüm ilçelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Havalimanından buraya ancak bir saatte gelebildik. Kardeşlerim, bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. Artık elveda demeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan bayramının deprem bölgesindeki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize, tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura ve felaha vesile olmasını diliyorum. Kardeşlerim, burası Hazreti İbrahim'e ateşi gül bahçesi eyleyen, Hazreti Eyyub'un yaralarına merhem olan şehirdir. Burası nice mazlumlara, mağdurlara, nice gönül sultanlarına kucak açan, yüklerini omuzlayan, ekmeğini, suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın tarihin derinliklerindeki köklerini aradığı, medeniyetlerin özlerinin izini sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için önce Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla, ona şanlı ünvanı veren cesaretiyle, onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili Urfalılar, bu şehri Mukim Tahir söyler. Bu şehri Bekçi Bakır söyler. Bu şehri T.
Tenekeci Mahmut söyler. Bu şehri Kazancı Bedi söyler. Ne diyor Urfalı abi? Gonca gülsün, gül açılsın. Cuy feryat eylesin. Sen sus ey bülbül biraz. Gülşende yarim söylesin. Evet, inşallah 14 Mayıs'ta herkes susacak, Şanlıurfa konuşacak. İnşallah 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek, tüm gözler burayı takip edecek. Bizim Şanlıurfa'yla aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki bu muhabbeti duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ülkemiz 6 Şubat'ta tarihinin en geniş alanında yaşadığı şiddetli depremlerle sarsıldı. Asıl büyük yıkımın depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay, Malatya, Adıyaman illerinde, ayrıca Gaziantep'in iki ilçesinde yaşandığı bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Kardeşlerim, tespitlere göre Şanlıurfa'mızda 12.728 binadaki 22.464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311.000 binadaki 872.000 bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarma faaliyetleri, gıdadan giyeceğe ve barınmaya kadar acil yardım ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları derken kalıcı konutların yapım safhasına da geldik. Öncelikle depremde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaşadığımız coğrafyanın güzelliklerinden istifade ettiğimiz gibi deprem ve sel gibi külfetlerine de katlanmak durumundayız. Nitekim Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı niyaz ediyorum. Kardeşlerim, ölenleri geri getirmek elimizde değil. Ama afetlerin yaralarını sarmak
Özellikle kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur. Depremin ardından başlattığımız çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini de gerçekleştireceğiz. Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden sadece 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet yok. Başka bir yönetim de yok. Çünkü biz bu milleti seviyoruz. Çünkü bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Çünkü biz bu milletin derdiyle dertlenmeyi, her meselesine çözüm bulmayı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Bu hissiyat ve şevkle 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları kazandırdık. Bu sayede yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeyi başardık. Bu anlayışta bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Tabii depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakta da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8.000'i konut, 3.000'i köy evi olmak üzere 11.000 ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerini ise ahırı, bahçesi ve diğer kısımlarıyla tek kat olarak yapıyoruz. Her gün binlerce yeni konutun sözleşmesi yapılıyor, inşasına başlanıyor. Biz de deprem şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde yeni konut projelerimizin temellerini atıyor, daha önce tamamlananların da anahtarlarını teslim ediyoruz. Bugün Şanlıurfa'da Birecik ve Eyyubiye ilçelerimizdeki yaklaşık 900 deprem konutunun temelini atacak 659 konut ve 61 dükkanında açılışını gerçekleştireceğiz. Depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm. Şimdi konutlarımızın temel atması vesilesiyle buradayız. İnşallah hem Şanlıurfa hem diğer deprem şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir seviyeye gelene kadar sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Sağ ol. Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Bunun için onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar,
kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Makam mevkii dağıtsınlar. Ona buna höykürsünler. Altı boş vaatlerle atıp tutsunlar. Varsınlar PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar Yasin Börü'nün azmettiricilerini, gezi olaylarının planlayıcılarını, eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyük elçilere sözler versinler. Onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız. Kendi geleceğimize bakacağız. Zaten ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle yeteri kadar uğraşıyorlar. Neredeyse 30 yılı bulan yöneticilik hayatımızda milletin gücünün üstünde güç olmadığını sayısız örneğiyle gördük. Vesayet odaklarına da gösterdik. Kardeşlerim, seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor. Milletim benim buna hazır mı? Milletimiz seçim günündeki tercihi için kararını karşısındaki cumhurbaşkanı adaylarına, ittifakları oluşturan partilere bakarak veriyor. Şimdi tekrar soruyorum sizlere. Adayları gördünüz mü? Gördünüz. Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Çektiniz. Adayları ülke ve millete yapacakları hizmetleri gösteren vizyonlarıyla ölçüp biçtiniz mi? Öyleyse tekrar soruyorum size. Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edeceksiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri, inanıyorum ki, bu kardeşinizin yanı olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yanı olacaktır. Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil. E güzel, peki orada ne işin var? Öyle mi? Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah'ın izniyle yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş. Biz ise iktidarın, ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı? Şanlıurfa Havalimanı'ndan buraya bu güzelim yolları kimler yaptı?
Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10650 dolara çıkardıysak, her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok. Salgınından savaşına kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekte kalmıyor. Fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor. Kardeşlerim, ülkemizin en genç nüfusuna, en verimli topraklarına, en büyük üretim potansiyeline sahip şehri Şanlıurfa'yı, Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Bize 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiniz güçle Şanlıurfa'yı birlikte yücelteceğiz. Bunun için 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Allah'ınıza kurban. Şanlıurfa şimdiden kararını vermiş. Zaten meydanda bunu söylüyor. Eskiler ne derdi? Boş teneke çok ses çıkarır. Öyle değil mi? Ülkemizde de hiçbir eserleri, hiçbir hizmetleri, hiçbir hayırlı işleri olmadığı halde en yüksek perdeden bağıran bir kesim var. Üstelik bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış, bir kısmı da düpedüz iftira olan söylemlerini hakikatler her seferinde yüzlerine vurulduğu halde tekrarlamaktan vazgeçmiyorlar. Biz bunların karşısına lafla değil, eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Bakınız, sadece Şanlıurfa'ya son 20 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa'ya. Biz yaptık. Peki bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Bay Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir. Ya ne yaptınız buralarda? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunların böyle bir aşkı yok. Sadece eğitimde 13.779 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi de büyüttük. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 4.778'e çıkardı. 1.30.000 seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere 73 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 22 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1.970 yataklı
17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini hizmete açtık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı da sürüyor. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Ülkemizin en iftihar verici eserlerinden biri olan, kardeşlerim, Şanlıurfa Nisipi Köprüsü'nü bölgemize kim kazandırdı? GAP Havalimanı ortada. Keban Baraj Gölü'nde yolcu ve araç taşımacılığı için 2 adet feribot imal ederek kullanımı açtık. Tarım ve ormanda 5 baraj, 4 gölet, 4 içme suyu tesisi, 40 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik santral inşa ettik. Şanlıurfa'da yaklaşık 3,5 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 10 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Şanlıurfalı çiftçilerimize toplam 18 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent ile 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. İktidara geldiğimizde 85 bin olan şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı bugün ne oldu biliyor musunuz? 321 bine ulaştı. Enerjide Şanlıurfa ve 11 ilçemize doğalgazı getirdik. Bozova ve Suruç'u da inşallah yakında doğalgaza kavuşturacağız. Hepsini saymaya kalksak saatler yetmeyecek. Değerli kardeşlerim, şimdi hazır mıyız? Öyle bir aykıralım ki Şanlıurfa'nın dört bir köşesi duysun. Tamam? Hazırız değil mi? Tek millet. Az değil mi bu ya? Bu ses az değil mi? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu eser ve hizmetlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ama 14 Mayıs için ana kademe çok çalışıyor muyuz? Kadın kolları çok çalışıyor muyuz? Gençler çok çalışıyor muyuz? Sağ olun, var olun, Allah yar yardımcımız olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, öncelikle Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan 659 konut ile 61 dükkanın anahtar teslim törenini gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı, Hüdapar Genel Başkanlığı bakanlarımızı, AFAD Başkanımızı, Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Şanlıurfa'da temel atma töreninde önemli açıklamalarda ekranlara getirdik. Depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün 897 afet konutunun temeli atılacak. 659 konut ve 61 dükkan anahtar teslimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık dedi. Arama, kurtarma, gıda, yiyecek, barınma, acil yardım ihtiyaçları derken kalıcı konutların yapım safhasına geldik açıklamasında bulundu. Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama afetlerin yaralarını sarmak, özellikle de
kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur açıklamasını yaptı. Şimdiden kalıcı konutların inşaatlarının yükselmeye başladığını ifade etti. 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız dedi. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerinin tesliminin gerçekleştirileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da temel atma töreninde yaptığı açıklamada evet, 3 artı 1. Şanlıurfa'da toplam 11 bin ev yaparak depremzedelerin yeni yuvalarına kavuşturulacağını ifade etti. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerini ise tek kat olarak yapıyoruz. Her gün binlerce yeni konutun sözleşmesi yapılıyor. İnşasına başlanıyor açıklamasını yaptı. Yine 3 artı 1 konutunu. Depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm. Şimdi konutlarımızın temel atması vesilesiyle buradayız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'dan canlı görüntüleri de bir yandan ekranlarınıza getiriyoruz. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi anahtar teslim töreni de yapılıyor. Vatandaşlara 659 konut ve 61 dükkanın anahtar teslimi yapılıyor. Salgınından savaşına kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekle kalmıyor. Fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında. Dördüncü ailemiz Bakır ve Hatice Çiftçi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de görüyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli de yine o noktada. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da yine kameraya yansıdı. Ekranlara gelenler arasında. Şanlıurfa'da temel atma töreninden canlı görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz. Bugün 897 afet konutunun temeli atılacak. Ve 659 konutla 61 dükkanın anahtar teslimi yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan anahtar teslim töreninin öncesinde açıklamalar yaptı. Ekranlara getirdik. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarma, gıda, yiyecek, barınma, acil yardım ihtiyaçları derken kalıcı konutların yapım safhasına geldik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ölenleri geri getirmek elimizde değil ama afetlerin yaralarını sarmak, özellikle de kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur ifadesini kullandı. Şimdiden kalıcı konutların inşaatlarının yükselmeye başladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime yönelik de mesajlar verdi yaptığı açıklamalarında. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız dedi. Seçim öyle televizyon ekranlarından, sosyal medya mecralarından, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında seçime yönelik mesajlar da verdi. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Ve an itibariyle de anahtar teslimi yapılıyor. Bir canlı bağlantı gerçekleştirilecek bölgede. Halil Bey, hazır mıyız? Efendim Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi Temel Mahallini şöyle bir mikserle, pompayla bir dolaşalım. Dolaşalım, mikseri görelim, pompayı görelim. Hazır mıyız? Şimdi Şanlıurfa merkezden, evet, pompadan temel betonu gelmeye başladı. Ses gelmiyor. Bu Bay Bay Kemal'in temellerine benzemez ha! Onlar ancak musluk çevirirler. Temel atamazlar.
Evet. Şanlıurfa Birecik 534 konutun temelini atıyoruz. Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Ceveri, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, TOKİ Şube Müdürü Fikret Dikkanlıoğlu. Hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi yine orada da mikseri görelim, pompaları görelim. Ya Allah! Bismillah. Şimdi temel betonu geliyor. Maşallah. Burada da 534 konutun temelini atıyoruz. Evet, şimdi butonlara basacağız. Önce duamızı yapalım. Duamızın ardından da butonlara basarak inşallah yola çıkalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı kıyamete kadar daim eyle. Ya Rabbi, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve güvenimizi ilelebet daim eyle. Ya Rabbi, deprem ve sel felaketi geçirdik. Vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle. Makamlarına âli eyle. Akrabalarına, dostlarına ve aziz milletimize sabırlar ihsan eyle. Yaralılarımıza şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi güçlü eyle. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde devlet ve millet birleşmesiyle kısa zamanda bu yaralarımızı sarmayı bize müyesser eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, açılışını yaptığımız konutlarımızı konut sahiplerine hayırlı eyle. Ya Rabbi, temeli atacağımız konutlarımızı da kısa zamanda sıhhat ve afiyet içerisinde bitirmeyi bize müyesser eyle. Ya Rabbi, bütün şehitlerimizin ruhları için, ya Rabbi, depremde ve sel felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ruhları için, bütün vefat etmiş kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Değerli hemşehrilerimiz, bugün Şanlıurfa'da 897 konut, toplamda 11 ilde 46.435 konut ve köy evinin temellerini şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan butona basmak suretiyle atacaklardır. Bilgilerinizi arz ediyoruz efendim. Hazır mıyız? Hep birlikte şimdi butonlara basıyoruz ve temel atma törenini tamamlıyoruz. Ya Allah! Bismillah!
Oğlum parayı kaybettim. Değerli hemşehrilerimiz, saygıdeğer konuklar, sahnede bulunan değerli konuklarımızı çok teşekkür ederek aşağı alıyoruz. Cumhurbaşkanımızı bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Şanlıurfa milletvekili adaylarımızı takdimini gerçekleştireceğiz. Biraz çabuk olalım arkadaşlar. Evet, Şanlıurfa milletvekili adaylarımızı takdim ediyoruz. Bekir Bozdağ. Abdülkadir Emin Önen. Abdurrahim Dusak. Evet, anahtar teslim töreni yapılıyor demiştik. Temel atma töreni de bu arada gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da farklı bölgelere canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Bizzat butona basarak talimatı kendisi verdi. Hikmet Başak.